Emekli maaşı hesaplaması değişiyor. Karma sistemden vazgeçilip bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Aylık bağlama oranı 2000 öncesi %75 iken 2000 ile 2008 arası bu oran %60'a düştü. 2008 sonrası kazançların aylık bağlama oranı ise %45'e geriledi. Yani çalıştıkça emekli maaşı artması gerekirken karma sistemde düştü. Örneğin 2000 öncesi emekli olanların en düşük emekli aylığı 1800 lira iken 2000 ile 2008 sonrası emekli olanların en düşük aylıkları ise 1125 liraya gerilemiş oldu. Aradaki fark ise 675 lira. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla birlikte makas da her geçen sene daha da açıldı. Demek ki bizim bu sistemi düzeltmeden devam ettiğimiz sürece bu fark gittikçe daha da artmaya devam edecek. Önce aradaki maaş farkının düzeltilmesi hedefleniyor. Sonra da bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sistemine. Emeklilerimizin günümüz şartlarında yaşanabilir bir emekli aylığı bağlanabilmesi için %45 çok düşük bir rakam, %75 belki sosyal güvenlik sisteminin şartlarını zorlayabilir. Ama örneğin %60, %65 seviyelerinde bir aylık bağlama sistemi getirilirse bu önceki dönemlerdeki çalışmaları da sonraki dönemdeki bu %45'e düşen rakamları da yukarıya çekmiş oluyor. Ancak milyonlarca kişinin dört gözle beklediği oran şimdilik belli değil. Çalışmalar sonrası ilerleyen günlerde belli olacak. Tespitler, Türkiye'deki tespitler emeklilerin artık açlık sınırı içine iyice yerleştiği ve açlık sınırında çünkü bu yüzdeli artışlar. Bakın şimdi %5,69 1000 lira alıyorsanız 56 lira zam alacaksınız. 2000 lira alıyorsanız 100 küsür lira zam alacaksınız. Hı hı. Aradaki fark nasıl açılıyor görüyor musunuz? Yani 1000 lira 2000 lira alırken bu sefer burası 1050 lira alacak, burası 2100 lira alacak. Bu yüzdeli zamlarda gitgide bu fark açılıyor. Ve tabandan aylık alanın aleyhine işleyen ve demin dediğim gibi Uluslararası Çalışma Örgütü'nde tespitine göre gittikçe düşen ve felaket noktaya gelen emekli aylıkları var. Üstelik bir de yine değindiniz 2000 öncesi ve sonrası şayet zaman kalırsa intibak yasasında evet. Da bir taşeron yasasında olduğu gibi düzenlemeye evet. Gidilir mi acaba diye sormak isterim size. Şimdi devam edelim. Önemli konu başlıkları var dedim emeklilerimizi ilgilendiren. Bunlardan birisi de bugüne kadar izleyicilerimizden de çok sık sorulan primleri yanlış hesaplanılan kişilerin emekli aylıklarının kesiliyor olmasıydı. Evet. Ama orada galiba emekli lehine bir düzenleme. Emekli lehine evet dediğiniz gibi emekli lehine burada hakikaten sosyal güvenlik işlemleri, sigorta işlemleri yönetmeliğinde bir değişiklik yaptılar. Burada güzel bir bu kesilmeyi önleyecek bir düzenleme geldi. Eğer ve borç çıkartılmayı önleyecek bir düzenleme geldi. Eski çıkartılanlara da bu uygulanacak. Ve üç türlü bu eksikleri giderecekler. Bir, borçlanarak eğer siz aylığınızın kesilmesini gerektiriyor. Geçmişte borçlanmanız gereken bir şey varsa işte askerliğiniz varsa, kadınsanız doğum borçlanmanız varsa, yurt dışında sizin yurt dışı borçlanması varsa bunu size yatırtırarak yine aylığınızın devamını sağlayacaklar. Eğer sosyal güvenlik destek primi ödeyerek bir yerde çalışıyorsanız, şimdi taşeronlarda maalesef işte emeklileri kapı dışına koyuyorlar. Onu da konuşacağım. Burada sosyal güvenlik destek primi, bu sosyal güvenlik destek primi ilk defa işe yarayacak. Bu farklı, o primi kabul edecekler. Hı-hı. Yani o primi sanki normal primmiş gibi kabul edecekler bu düzenlemeye göre. Bir diğer de yine bir şeyle tamamlayamıyorsanız isteğe bağlı sigortayla size bu boşluğu tamamlatacaklar. Ve böylece aylık kesilmeden bugün resmi gazetede yayınlandı yine Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda güzel bir kararı var. Anayasa Mahkemesi bir bireysel başvuruda vatandaş işte borçlanma yapmış hatta vefat eden eşi nedeniyle 900 güne tamamlamış borçlanma yapmış ama sonradan yani 10 gün eksik yaptı diye işte iptal etmişler 10 gün eksik diye. Halbuki hatayı yapan kurum. Yani 10 günü yani şimdi o aşağı yukarı bir 900 gün bir borçlanma yapmış. Onu ödeyen kişi 10 günü ödemez mi primini? Yani o 10 günü ödemedi diye Anayasa Mahkemesi diyor ki bu mülkiyet hakkında tecavüzdür. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hatası vardır. Dolayısıyla burada o kişinin aidat o borçlanmayı yaptığı geçmişe tespit edildiği tarihten geçerli aylığın
tazminat olarak ödenmesi lazım diyor. Güzel. Yani bu düzenlemeyle de birleşen, bir de kamuda çalışan memur, biliyorsunuz kamuya çalışmaya başladığınız zaman aylığınız kesiliyor. Yani bir özel bir kanun var bu konuda. İşte taşeronlar için de eğer kamuya alınsalardı emekli aylıkları kesilecekti. Yani dolayısıyla burada emekli aylığı kesiliyordu. Ve emekli aylığı mesela siz geçmişte çok böyle şöyle hatalar oldu. Bu yasayı bazı kurumlar uygulamadılar. Unuttular diyelim. Hı hı. Ve geçmişe yönelik aylıklar iptal edildi emeklilerimizin. Geçmişe yönelik de borç çıkartıldı. Şimdi bu düzenlemeyle bu da önlendi. Sadece o çalıştığınız süredeki aldığınız emekli aylığının iadesi gündeme geldi. Ve bu düzenlemeyle yani emeklilerimiz biraz ücü olmasa işte bir emekli aylıktan kesilmesinden, yani düşünün işte demin de 900 aylık alıyor ve birden bir gün geliyor ki emekli aylığı kesiliyor. Bunun önüne geçildi. Bu güzel bir düzenleme. Hı. Bu açıdan bunu teşekkür etmek lazım. Evet. Düzenlemeyi adım adım sevindirici, evet, haberler geliyor. Umarız her konuda, özellikle İnşallah. De maaş artışları artık bir hakikaten büyük sıkıntı yaratmaya başladı. Emeklilerimiz çalışmak zorundalar. Umuyoruz o konuda da bir düzenlemeye gidilmesi hakikaten gerekiyor. Şimdi dünya çalış, bakın yani şu anda aktif yaşlılık gündemde dünyada. Tabii. Ve aktif yaşlılık endeksi. Siz diyor çalışacak yani yaşlı çalışacak, emekli çalışacak diyor. Ve çalıştırmak için bu tespitler de bu doğrultuda. Evet, hepimizin dileği ortak. Taşeron yasasıyla beraber kimler için geçerli, kimler için değil konusu çok tartışıldı. Emekliler bu haktan yararlanabildi mi? Maalesef emekliler işte burada yani emeklileri sevmiyorlar herhalde. Bu maalesef emekliler, efendim yaşlılık ve mağlulluk aylığı alanlar kapsam dışında bırakıldı. Bırakın onu, eğer emekliliği ve bu yani doğmuşsa, yani onu hak etmişse onlar da kapsam dışında. Öyle mi? Tabii. Bakın burada enteresan bir şey var. Yani emekli oldu. Tabii emekli ol diyor size. Hı-hı. Yani hesap edilir ve belli bir süreler var. Eğer hak kazanmışsanız emekliliğe, onlar da kapsam dışı. Onlar da kadroya alınmayacak. Yani şimdi bir kurumda taşeron işçi olarak çalışıyor. Evet. Ya kadroyu tercih edecek ya emekli olmayı tercih edecek. İkisi. Hayır, emekli. Ya emekli olmak emekli hak etmişse kadar kadroya geçemiyor. Emekli olabilecek. Tabii sigortadan sadece yazı istiyor. Emekli olabilecek. Tabii sigortadan sadece yazı istiyor. Şimdi sigorta siz müracaat ederken sadece beyan alıyor. Aha. Ama eğer sizi aldıysa kadroya, diyor ki git sigortadan bana yazı getir. Eyvah. Diyor. O yazıya göre eğer siz işte sigortanın belli bir süreler var. İşte belli bir tarihler var. O tarihlerde, o yaşlardaysanız diyor. Hı hı. Örneğin 23-5-98 öncesi işe girmişseniz ve kadınsanız, 44 yaşını doldurmuşsanız diyor, siz diyor bu yazıyı muhakkak getirmek zorundasınız. Çünkü sizin emekliliğiniz dolmuştur diyor. Hı hı. Dolayısıyla o yazıyı getirmeden, yani o yazı nedir? Sigortadan emekli olabilir diyorsa sizi kadroya almıyor. Tüm arkadaşları kadroya almayacak. Evet. O taşeron çalışmaya devam edecek. Mesela engelli nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar var. Bunların 6-8-2000 öncesi olanlar da aynı şekilde, onlardan da belge istiyor. Onlar da eğer bu süreyi dolmuşlarsa onlar da kadro dışı kalıyor. Hı hı. Bu engelli nedeniyle bir şey daha söylüyor. Bu vergi indirim mesela bizim kapıcıları, çalışan kapıcılarda vergi indirim biliyorsun, vergiden muaftırlar onlar. Onlar vergiden muaf olduğu için bu vergi indirim şeyden engelli nedeniyle vergi indiren yararlanamıyorlar maalesef. Bakın bir adaletsizlik bir yine burada, bunu da vurgulayalım burada. Burada önemli bir adaletsizlik kapıcılar açısından. Hı hı. Ve o şekilde hizmet sektöründe vergi muafiyeti olan çalışanlar açısından. Şimdi bunlar da alınmıyor. Şimdi burada şu anda emeklilerimizin yaşadığı bir mağduriyet oldu. Bir kere işlerine son verilecek. Eyvah. Şimdi işlerine son verilecek ve bununla beraber tabii taşeron firmayla karşı karşıya kalacaklar. Ancak 6552 sayılı bir yasa var. 2014'te çıkmıştı. Kıdem tazminatlarından kamuda sorumlu. Hı hı. Yani dolayısıyla bunların kıdem tazminatı. Yani dolayısıyla bunların kıdem tazminatlarını kamudan da alma olanakları var. Çünkü emekli olarak çalışsanız da eğer işinize son veriliyorsa kıdem tazminatı alma hakkınız doğuyor. Bu nedenle bu çeşit arkadaşların kıdem tazminatları hakları zayi olmayacak. Gerçi şu anda
bazı formlar imzalattırılıyor bazı şeylerde. Onlar da her türlü haklarından bazen. Sayın Bakan bir açıklama yaptı. Umarız o ileride de düzenlenecektir ama bir hukukçu olarak ben okuduğum zaman her türlü haktan feragat anlamına gelen düzenlemeler var. Onun hakikaten düzeltilmesi lazım. Ama emeklilerimizin bir burada hakkı bir kıdem tazminatı olacaktır işlere son verildiği için. O kıdem tazminatları garanti altında 6552 sayılı yasayla getiren düzenleme nedeniyle görüşündeyim. Tabii bunu önümüzdeki dönemde uygulama yaptıkça göreceğiz. Evet. Değerli izleyicilerimiz arıyorsunuz ama stüdyoda açmak mümkün olmuyor. Lütfen kısa mesaj ya da WhatsApp mesajı yoluyla şayet sorularınızı bize ulaştırırsanız biz buradan Cafer Tufan Yazıcıoğlu'na iletebiliriz diyelim ve diğer konu başlığımıza geçelim. Bu da tüketici kanununda yapılan bir değişiklik. Aslında hakem heyetine başvurma primi konusunda biraz olumlu olan değerlendirmeler var ama limitin artırılması konusunda bir de küçük borçların örneğin elektrik, su gibi borçların da artık icra yoluyla tahsilinin önü açılmış durumda. Nasıl bir tablo? Şimdi ilçe tüketici heyetine başvurma 4570 liraya geldi. İl 6840 lira oldu. Bunun altındaki şeyler. Borç limiti. Bu şey yani borç değil. Herhangi bir yani herhangi açacağınız daha evet. Şey buraya müracaatınız. Aha. Şimdi eskiden Yargıtay bu limitlerin altındaki eğer siz örneğin bir yere abonesiniz. Abone diyelim ki elektrik abonesi. Elektrik abonesiniz. Abone diyelim ki elektrik abonesi. Elektrik